Merhaba arkadaşlar, Karşılaştırmalı Almanca kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Almanca'da pasif cümlelerinin 3. bölümüyle karşınızdayız. Konuyla ilgili örnek cümlelere geçmeden önce bazı genel bilgilerimizi hatırlayacak olursak, pasif setsi demek arkadaşlar, yapılan işin ön planda olduğu, işi yapanın yani öznenin belirtilmediği cümlelere deniyordu. Bunun Türkçe karşılığı edilgen çatılı cümlelerdir. Pasif setsi yani edilgen çatılı cümleler kendi içerisinde yapısı ve anlamı itibariyle 3 ayrılır. 1. forgangs pasif, 2. suçstands pasif, 3. pasif setsi mitman. Biz bunlardan arkadaşlar ilk ikisini daha önce anlatmıştık. Bu pasif cümle çeşitlerini izlemek veya dinlemek isteyen arkadaşlar videomuzun sonunda gelen linklere tıklayarak izleyebilirler. Bugün itibariyle pasif setsi mit man işleyeceğiz. Bunun Almanca'da ismi indefinite pronomen. Indefinite pronomen ne demektir arkadaşlar? Pronomen zamir demektir. Definieren ise tanımlamak demektir. Indefinite pronomen tanımlanmamış, bilinmeyen zamir demektir. Aslında biz bunu Türkçe'ye çevirecek olursak belgisiz zamir demektir. Ancak Türkçedeki belgisiz zamir ile anlam ve görevleri itibariyle farklıdır. Biz sadece bu kelimenin Türkçe çevirisi olarak bunu belgisiz zamir olarak çevirdik ve belirttik. Ancak dediğimiz gibi Türkçedeki belgisiz zamirlerden anlam ve yapı itibariyle farklıdır. Peki anlam ve yapısı itibariyle Almanca'da nedir, nasıldır bu man belgesi zamiri? Man zamiri ile ilgili bazı genel bilgileri görecek olursak arkadaşlar, konuyu daha iyi anlayabilmemiz için. 1- Bu kelime adam veya erkek manasına gelen der man kelimesiyle karıştırılmamalıdır. Öncelikle der man erkek ve manasına gelen cümle içerisinde büyük harfle yazılır. 2- Ne harfiyle yazılır. Ayrıca artikli vardır. Ancak man belgisi zamiri cümle içerisinde küçük yazılır. Tekne ile yazılır. Ayrıca e, artikli de yoktur. 2- Man zamiri her zaman fiillerin 3. tekil kişi çekimi ile birlikte geniş zamanda kullanılır. Nedir fiillerin 3. tekil kişi çekimi? Almanca'da da Türkçe'de de fiillerin şimdiki zamanda çekimi şahıslara göre değişmektedir. Almanca'da bir, bir iki örnek verecek olursak kısaca e, machen fiili iş machı, du machst, er sie es macht, e, wir machen şeklinde devam ediyor. Şahıslara göre çekimi değişmektedir. Ve manzamiri ile yapılan pasif setsilerde her zaman fiillerin üçüncü tekil kişi çekimi kullanılır. Biz burada sarıyla renklendirdik geniş zaman diyoruz ama bu geniş zaman Türkçe'de bir zaman türüdür. Almanca'da böyle bir zaman türü çeşidi yoktur. Fakat Türkçe'de de Almanca'da da şimdiki zaman cümleleri geniş zaman manasında da kullanılabiliyordu. Bu man zamiri ile yapılan pasif setsi cümleleri şimdiki zamanda çekimlenir ama cümleye geniş zaman anlamı katar. Geçiyoruz arkadaşlar üçüncü özelliğimize e, ki herhalde e, man belgisiz zamirinin en önemli özelliğidir. Bu pronomen genel durumlar anlatılmak istendiğinde kullanılmaktadır. Yani genel durumlardan kastımız herkes için geçerli olan durumlardır. Yani genelleme yapılan durumlarda bu e, zamir kullanılmaktadır. 4. Man belgisiz zamirin cümle içerisindeki pozisyonu ile ilgilidir ki arkadaşlar Almancanın kesin kati e, kuralları vardır. Kelimelerin cümle içerisindeki yerlerle ilgili ve e, temel cümle dediğimiz Ha fiiller her zaman ikinci pozisyonda yer alır. Bu man belgisiz zamiri de arkadaşlar temel cümlelerde birinci veya üçüncü pozisyonda yer alır. Ancak, yan cümleciklerde yani neyi ve ya nein soru cümlelerinde ikinci pozisyonda yer alır. Evet man belgisiz zamiri ile ilgili vermiş olduğumuz maddeler halinde vermiş olduğumuz bu teorik bilgileri örnekler üzerinde pratize edelim. Birinci örneğimiz man kan alles schaffen wenn man will. Bu cümlenin Türkçesi arkadaşlar her şey başarılabilir eğer istenirse. Biz bu videomuzda arkadaşlar yazmış olduğumuz bu örnekleri hem Türkçe Almanca karşılaştıracağız hem de Almanca cümleyi yapısı ve anlamı itibariyle inceleyeceğiz. Yapısı itibariyle inceleyecek olursak bu cümleyi man cümlenin başında kullanılmış birinci pozisyonda. Demek ki bu bir temel cümle. Daha sonra könün fiilinin üçüncü tekil şahsa göre çekimi kan gelmiştir. Ve daha sonra diğer öğeler virgülden sonra when man will when bir bağlaştır arkadaşlar ve ondan sonra ikinci pozisyonda man eee belgisiz zamiri gelmiştir. Bir de anlamına bakalım. E, her şey başarılabilir dedik eğer istenirse. Dikkat ederseniz cümle içerisinde özne yok. Herhangi bir kişi veya grup da kastedilmemiş. Herkes için geçerli bir durumdan bahsediyor. Yani bir genelleme yapıyor. Kim bir şey isterse ve onun için çok çalışırsa başarıya ulaşır. Görmüş olduğumuz gibi arkadaşlar, yukarıda vermiş olduğumuz maddelerdeki özelliklerin hepsini bu cümlede görüyoruz. O halde bu man belgisiz zamiriyle yapılmış bir pasif cümledir diyoruz. Geçiyoruz diğer örneğimize. Im musman fil Bu cümlenin Türkçesi yazın çok su içilmeli. Bu sefer anlamından başlayalım. Dikkat ederseniz bu yaz değil geçen yaz değil gelecek yaz değil bütün yazlar çok su içilmeli. Kim içmeli? Ben sen veya o değil. Herkes içmeli sağlık için. Dikkat ederseniz arkadaşlar bir genelleme yapılmıştır. Herkes için geçerli bir durum anlatılmıştır. O halde bu bir e, pasif sesi cümlesidir diyoruz. Burada küçük bir hatırlatma yapalım pratik bir bilgi babında. Daha önceki videolarda da bahsetmiştik. Türkçede edilgen çatılı fiiller veya cümleler L ve N yapım ekleriyle yapılır. Ekranda görmüş olduğunuz gibi içmek fiili içilmek şeklinde türetilmiştir ve pasif bir cümle yapılmıştır. İşte bu L ekinin Türkçe'de yaptığı işlevi Almanca'da man belgesi zamiri yapmaktadır. Değerli arkadaşlar öncelikle şunu belirtmem gerekiyor. Almanca ve yabancı bir dili öğrenirken bunun Türkçe'deki karşılığını iyi anladığınız anda o konuyu daha hızlı ve daha iyi anlamanız mümkün olacaktır. Bu nedenle özellikle Türkçe ile karşılaştırıyoruz. Cümleye bir de yapısı itibariyle bakalım. İmzoma yazın demektir arkadaşlar. Birinci pozisyonda daha sonra müsün fiili vardı. Müsün fiili arkadaşlar üçüncü tekil şahsa göre çekimlenmiş mus ve daha sonra man belgisiz zamiri gelmektedir. Diğer örneğimiz Deutsch lernt man am besten in der Schule. Türkçesi bu cümlenin Almanca en iyi şekilde okulda öğrenilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar herkes için geçerli yine bir durumdan bahsediyoruz ve bir genelleme yapılmış cümlede. Almanca cümleyi yapısı itibariyle incelediğimizde Deutsch isimdir. Birinci pozisyonda yer almıştır. Daha sonra lernen fiili vardır. Üçüncü tekil şahsa göre çekimlenmiş lernt olmuştur. Ve man e, belgisiz zamiri 3. pozisyonda yer almıştır. Bir diğer örneğimiz wie sagt man das auf deutsch. Bu Almanca'da nasıl söylenir manasına gelen bu cümlede bu kelimesini bu kelime olarak düşünebiliriz, algılayabiliriz. bu kelime Almanca'da nasıl söylenir? Burada dikkat ederseniz kimin bu kelimeyi veya bunu nasıl söylediğinden bahsedilmiyor. Genel itibariyle herkes hmm. Bu kelimeyi Almanca'da nasıl söyler? Herkes için geçerli bir durumdan bahsediyor. E, yapısı itibariyle incelediğimizde arkadaşlar, V soru sözcüğüdür cümlenin başında yer almıştır. Daha sonra sagen fiili üçüncü tekil şahsa göre çekimlenmiştir. Zakt. ve sonrasında man e, belgisiz zamiri gelmiştir. Bir diğer örneğimiz dieser Lärm macht man verrückt. Bu gürültü insanı çıldırtır. Yapısı itibarıyla önce inceleyelim. Dizellerm yani bu gürültü özne e, birinci pozisyonda yer almıştır. Daha sonra Machin fiili geliyor. Üçüncü tekil şahsa göre çekimlenmiştir. Macht ve man belgisiz zamiri. Yapısı itibariyle arkadaşlar bir pasif sesidir. Man belgisiz zamiriyle yapılan anlamına bakalım. Bu gürültü insanı çıldırtır. Bu gürültü sadece beni, seni ve onu değil herkesi, bütün insanları çıldırtır. Yani dikkat ederseniz yine bir genelleme yapıldı. Herkes için geçerli bir durumdan bahsedildi. Burada e, şunu belirtmem gerekiyor. Türkçe'de edilgen çatılı fiiller ya fiilin sonuna le ne takısı getirilerek yapılır veya cümlede insan kelimesi kullanılarak yapılır. İnsan dediğimizde tek bir insanı kastetmiyoruzdur. Bütün insanları kastediyoruzdur. Ki zaten bu tür cümlelerin manası da herkes için bütün insanlar için geçerli olan e, durumlar e, demek idi o halde arkadaşlar biz Türkçede bu cümlede insan kelimesini kullanmışız çeviri yaptığımızda buna denk geliyor Türkçede yani biz e, Türkçede bütün insanlara ilgilendiren bir e, durumu izah etmek istediğimizde nasıl yapmak e, yapmamız gerekiyormuş Almanca'da bunu man belgisiz zamiriyle yapmamız gerekiyor bir örnek daha. Was trinkt man beim Geburtstag? Doğum günlerinde ne içilir? Eee manasına gelen bu cümlede herhangi bir doğum günümde bahsetmiyor benim veya onun veya bir başkasının. Genel manada doğum günlerinde hangi içecekler içilir? Ne içilir? Yine bir genelleme, yine herkes için geçerli bir durum. O halde bu da manla yapılmış bir e, pasif setsidir. Yapısını inceleyelim. Was bir soru sözcüğüdür. Daha sonra Trinken fiilin üçüncü tekil şahsa göre çekimi gelmiştir. Ve sonrasında man belgesi zamiri gelmiştir. E, diğer örneğimize geçmeden arkadaşlar burada yanlış anlaşılabilecek bir e, durumu e, izah etmek istiyorum. Ben bütün insanlar derken, genelleme derken dünyada yaşayan bütün insanları kastetmiyorum aslında bazı cümleler vardır belki dünyada yaşayan bütün insanlar kastediliyordur ama eğer cümle içerisinde bir yer belirtiliyorsa o zaman sadece o yerde yaşayan insanları ilgilendiren veya insanlar için geçerli durumdan bahsediyoruzdur. Mesela ben Türkiye'de çok et yenir dediğimde bu sadece Türkiye ile ilgili insanlar veya Türkiye ile ilgili yapılmış bir genellemedir. Dünyadaki bütün insanları kastetmiyoruz. Biz burada kısaca şunu söyleyebiliriz: Eğer yer belirtilmişse o yerdeki insanlarla ilgili genel bir durum. Eğer yer belirtilmemişse o zaman bütün insanlar için geçerli olan bir durumdan bahsediyoruz bu tür cümlelerde. Evet e, bu açıklamayı da yaptıktan sonra geçelim diğer e, örneğimize. E, man hier nicht Park'ın buraya park edilemiyor mu? Manasına gelen bu cümlenin bir soru cümlesi olduğunu. E, gördük. Tekrar o başta vermiş olduğumuz genel bilgileri hatırlayacak olursak arkadaşlar. Bir neyi benzetselerdi? Bir de e, soru cümlelerinde bu man belgisiz zamiri ikinci pozisyonda kullanılıyordu. E, birinci pozisyonda dürfün fiilinin üçüncü tekil şahıs çekimi olan darf kullanılmış. darf Darfman hiye Parkın. Genel bir soru soruyorum. Yani buraya hiç kimse park edemiyor mu burası yasak mı buraya park edilemiyor mu manasına gelen bu cümleyi eğer ben temel bir cümle yapmak istersem ne yapıyorum sözcüklerin yerini değiştiriyorum man belgesiz zamirini fiilden önce kullanıyorum ve mandarfiye nicht parkın diyorum o halde buradan şu sonucu çıkarabiliriz ki bu man belgesiz zamiri için çok önemli bir e, özelliktir. ben bir temel cümle e, kurmak istiyorsam man zamirini ya birinci pozisyonda ya da üçüncü e, pozisyonda kullanmalıyım. Ama eğer bir soru cümlesi oluşturmak istiyorsan fiilden sonra mutlaka ikinci pozisyonda man belgisi zamirini kullanmalıyım. Yani ben man macht dediğimde yapılıyor demek istiyorum. Ama macht man dediğimde yapılıyor mu şeklinde bir soru sormak istiyorum. Evet buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Geçiyoruz arkadaşlar. Wenn man krank ist, sollte man nicht arbeiten. Bu cümlenin Türkçesi arkadaşlar insan hastaysa çalışmamalıdır. Mesela buradaki insan dünyadaki bütün insanlar için geçerlidir arkadaşlar. Yer belirtilmemiş ve biz cümlede insan demişiz. Herkesi kastederek geçiyoruz arkadaşlar. Bu video ile ilgili son örneğim ama burada yine Almanca'yı yeni öğrenen arkadaşların kafasını karıştırabilecek bir durumu izah etmek, ona açıklık getirmek istiyorum. Belki birçok kişinin aklına gelebilir. Hocam bizim bir de herkes manasına gelen bir zamirimiz vardır. Burada herkes derken de herkesi kastediyoruz. Bütün herkesi kastediyoruz. O halde herkes manasına gelen yeda da kelimesi bunun karşılığı var. Niman kimse kimse diyoruz mesela. Bu tür özneler cümlede kullanıldığında o da bir e, pasif sessi oluyor mu? Hayır. Değerli arkadaşlar pasif sessin zaten 3 taneydi. Bunların nasıl yapıldığını teker teker anlattık. Peki herkes manasına gelen yeda cümlede kullanıldığında neden pasif sesi olmuyor da aktif sesi oluyor? Hemen bir örnekle izah edelim. Yeda e, macht am Anfang diesen Fehler. Bu cümlenin Türkçe'si arkadaşlar, herkes başta bu hatayı yapıyor. Dikkat ederseniz bu cümlemizin yüklemi e, "mahn" "macht" şeklinde çekimlenmiştir. Üçüncü tekil şahsa göre çekimlenmiştir. Ama yükleme kim diye soru sorduğumda kim yapıyor bu hatayı cevap alıyorum, almış olduğum cevap cümlenin içerisinde yer alıyor. Yeda herkes. Burada herkes bütün insanları kastetse de arkadaşlar cümle içerisinde yer aldığı için bir aktif cümledir. Pasif cümlelerin özelliği neydi? Cümle içerisinde özne belirtilmiyordu. Bu cümleyi bu cümleyi man belgisiz zamiriyle pasif bir cümleye çevirecek olursak mesele daha iyi anlaşılır. Şu şekilde bir cümle kurabiliriz. Am Anfang macht man immer diesen Fehler. Yani başta her zaman bu hata yapılıyor. Dikkat derseniz arkadaşlar yapılıyor yüklem. Yapılan ne? Bu hata. Peki kim bu hatayı yapıyor? Cevap yok. Bundan dolayı birincisinde arkadaşlar herkes deyip bütün insanları kast etsek bile özne cümlede yer aldığı için aktiftir. İkincisinde Yine herkesi kastettiğimiz halde cümlede özne olmadığı için pasiftir. Evet arkadaşlar bu şekilde bu videomuzun da bu konumuzun da sonuna gelmiş e, bulunuyoruz. E, kapatmadan önce şunu söylemek istiyorum. E, pasif konusu zor bir konudur. E, ancak önemli bir konudur. E, bu nedenle iyi anlaşılması gerekiyor. E, sadece pasif değil bütün e, konular için geçerli olan bir durum vardır ki ne kadar zor olursa olsun o konuya odaklanıldığında, o konuyla ilgili olabildiğince çok örnek çözüldüğünde bütün konular anlaşılmaktadır zamanla. Siz de arkadaşlar konunun mantığını, özünü kavradıktan sonra hem kitaplardan bu tür örnekleri okuyabilirsiniz. Hem de oturup kendiniz arkadaşlar bu tür örnekler oluşturmak, yazmak suretiyle pratik yapabilirsiniz. Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Destekleyin bizi diyoruz arkadaşlar. Moral ve motivasyona ihtiyacımız var. Bunun için en çok ihtiyaç duyduğumuz şey sizin desteğinizdir. Bu destek dediğimiz gibi videolarımızı izlemek, likelamak, yorumlamak ve kanalımıza abone olmak şeklindedir. Biz bu konuda sizin desteklerinizi esirgemeyeceğinizi düşünüyoruz. Bu arada ekranda gördüğünüz üzere konuyla ilgili diğer videolarımızın linklerini de görüyorsunuz. Bu konuları izlemek isteyen arkadaşlarımız linklere tıklayıp diğer pasif cümle çeşitlerini de izleyebilirler. Bir sonraki videoda buluşuncaya kadar hepinize esenlikler diliyorum.